4G'yi boş verin, 5G'ye geçelim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama tabii iki teknoloji de birbiriyle çok önemli. Şimdi son yapılan açıklamalarda 4G, 5G ikisinin ihalesi bir arada olacak deniyor. Teknolojik altyapılarını konuşmak lazım değil mi? Türkiye'ye ne getirecek, ne götürecek bütün bu süreçler? Netaş CFO'su İlker Çalışkan benimle birlikte. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle başladım çünkü gündemde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sizinle de konuşacağız ama biz sizinle sohbete başlarken önce 2015 rakamlarıyla başlayalım. Çünkü ilk çeyrek rakamlarına baktığımız zaman Netaş'ın güzel bir performansı var. Zarardan kâra dönen nadir şirketlerden. Bu büyüme, bu performans nereden geldi diye sorarak başlayacağım ben. Teşekkür ederim Hande Hanım. Sürpriz bir sonuç değil bizim için. Bizi 2013 yılının başında 3 yıllık bir plan yapmıştık. Stratejimizi belirlemiştik. Bu strateji çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyordu. 2014 yılı sonuçları aslında 2015 için bize bir indikasyon veriyordu. Orada da bir önceki yıl 2 milyon lira olan net dönem karını 12 milyon TL'ye çıkartmıştık. Satış gelirlerini önemli ölçüde büyütmüştük. Alınan siparişleri keza aynı şekilde büyütmüştük. Bu ivme 2015'in birinci çeyreğinde de devam etti. Yaklaşık 367 milyon liralık bir sipariş aldık. 161 milyon TL'lik bir satış hasılatı ve 3 milyon TL'lik bir faiz vergi amortisman öncesi kar rakamı açtı ki bu yıldan yıla baktığınız zaman 700 bas puanlık bir artışa tekabül pardon 70 bas puanlık bir artışa tekabül ediyor. En önemlisi de kayıtlı sipariş miktarımızı 724 milyon TL'ye çıkardık ki sene sonunda bu rakam 468 milyon Türk lirasıydı. Bunlar bizim 2013'te yapmış olduğumuz planlama çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz sonuçlar ve 2015'te bu beklentide sürpriz olmayan bir şekilde bizim için devam ediyor. Yani Netaş yeni siparişlerle büyüdü diyebiliriz bu dönemde, öyle mi? Yeni siparişler ve sipariş yapısındaki değişikliklerle büyüdü. Bizim 2013 yılındaki en birinci mottomuz şirketi gerçek bir sistem entegratörüne dönüştürmekti. Bu şu anlama geliyor: daha uzun soluklu, daha karlı, daha kompleks ve katma değerimizi kullanabileceğimiz kontratların ağırlığı bizim portföyümüzde arttı. Bunun sonucunda da hem satış hasılatı, hem karlılık, hem satış gelirleri, hem alınan siparişler önemli ölçüde büyüdü ve arttı. Peki bu dönemde kurdaki volatiliteden siz etkilenmediniz mi? Çünkü mevcut siparişlerde yurt dışına da önemli işler yapıyor Netaş. Kurda çok ciddi volatilite yaşandı. Bu tabloyu özellikle karlılık tarafında etkiledi mi? Yani böyle bir tablo, volatilite olmasaydı belki daha yüksek karlar görebilir miydik Netaş'ta? Bizim finansal yapımız kendi içinde bir hedge mekanizması yaratıyor aslında. Satış gelirlerimiz ağırlıklı olarak dolar, yani %75-80 mertebesinde dolarla işlem yapıyoruz. Bilanço yapısında da alacaklarımızın çok büyük bir kısmı dolar olmakla beraber pasif tarafta borçlarımız Türk lirası. Bu bizim için bir kısmen de olsa bir avantaj getirdi. Bundan daha önemli bir şey var. 2014 yılında bizim almış olduğumuz siparişlerin %30'u yurt dışı piyasalardan gelen siparişlerdi. Satış gelirlerimizin de %23'ü yurt dışı satışlardan gerçekleştirdik. 2013 yılına baktığınız zaman bu oran %10 seviyelerindeydi. Bunun etkisi, bu değişimin etkisi bizi kurdaki volatilitten korumuş oldu. İlker Bey, son dönemde hep tartışıyoruz, şimdi seçim arifesinde daha da çok konuşuyoruz. Katma değerli üretim. Türkiye'nin katma değerli üretim yapması lazım, inovasyon yapması lazım diye. İşte seçim beyannamelerinde de gördük. Ama onları bir kenara bırakın. İşte içinde bulunduğumuz orta gelir tuzağını çözmek, çıkmak buradan, büyümeyi başka bir düzeye taşıyabilmek için bunu yapmamız lazım. Şimdi Netaş bu işin içinde olan şirketlerden. Hakikaten Türkiye'de katma değerli üretim yapmak zor mu bugün? Bu konuda ne öngörüyorsunuz gelecek adına? Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Çünkü bizim faaliyet gösterdiğimiz teknoloji alanında en önemli kaynağımız insan ve bu insanın yaratmış olduğu bir katma değer. Bu zaten bizim finansal sonuçlarımıza da yansıyor. 2012-2011 yıllarına baktığınız zaman daha fazla ürün satışı yönelikken daha kompleks, üzerine katma değer koyabildiğimiz projelerin ağırlıkları finansal sonuçlara önemli ölçüde yansıyor. Bu da şunu gösteriyor ki evet, Türkiye'de bu yapılabilir, Türkiye'de bu potansiyel mevcut.
katma değeri üzerinize koyduğunuz zaman hem Türkiye'nin büyümesi hem de sektörün büyümesi daha kolay ve daha çabuk olacaktır. Ki bu yapılabilir bir unsur. Hı hı. Onur Bey soruyor, rakamlar güzel diyor, kulağa hoş geliyor ama biz yatırımcılar hisse fiyatıyla daha çok ilgileniyoruz. Hisse fiyatına baktığımızda da RETAŞ'ın 4-2012 diye tarif vermiş, fiyatına yaklaşmadı bile yorumunu yapıyor. Ne dersiniz hissedeki performans açısından? Yine de o tarafta bir soru daha var. Onu da sevgili Murat Keskin sormuş. RETAŞ tarafında fiyat hareketleri aşağı yukarı çok hızlı gerçekleşiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba diye ikisini bir arada. İlk soruya şöyle cevap verebilirim. Bizim görevimiz bütün bilgileri kamuyla paylaşmak. Hisse fiyatı borsada oluşan bir fiyat, bir alıcı var, bir satıcı var. Hı hı. Bizim buradaki görevimiz doğru bilgi doğru zamanda yatırımcıyla paylaşmak ve söylediğimiz, söz verdiğimiz şeyleri zamanında yerine getirmek. 2014 yılını baz alacaksa 2014 yılının başında Mart ayıydı yanılmıyorsam bir basında buluşma toplantısı yapıp 2014 için beklentilerimizi açıkladık. Hı hı. 2015'te ne yaptığımızı anlattık. Hepsini yaptığımızı gördük burada. Dolayısıyla bunun hisse senedi fiyatlarına da yansımasını biz bekliyoruz. Hı hı. Hisse senedindeki volatilite de bizim çok kontrol edebildiğimiz bir şey değil. Piyasa şartlarına bağlı olarak burada zaman zaman böyle hareketlikler oluyor. Bu şirket yönetimi olarak bizim buradaki görevimiz doğru bilgi doğru zamanda kamuoyuyla paylaşmak. ULAK projesi çok önemli. Projelerinden bir tanesi RETAŞ'ın. Aselsan'la birlikte işin içerisindeler. Bir izleyicimiz şöyle yazmış. 4G veya 5G tercih edilebilir ancak 4.5G nedir, ne demektir? Bu proje 4.5G olarak nitelendirilen bir şöyle teknik olarak 4G LTE Advance aslında ile ilgili. Bu nedir hakikaten ve özellikle başlarken söyledim ya, bu 5G 4G sürecinde teknik olarak 5G'ye geçiş sürecinde nasıl bir desteği yardımı olabilir bu teknolojinin? Teknik bir soru sordunuz. Ben finansçı olarak cevaplamaya çalışayım. Biz 4G çalışmalarına 3G lisansları verilip yatırımlar yapılmaya başladığından beri devam ediyoruz. Kendi öz kaynaklarımızdan buraya paralar da harcadık. 4G'yi kendi laboratuvarlarımızda geliştirdik. Ondan sonra Aselsan, Argele ve RETAŞ olarak bir konsorsiyum oluşturduk ULAK projesi kapsamında. Ve şu an gelinen noktada 4G LTE Advanced sürüm 11'i Türkiye'de yerli olarak üretebildik. Hı hı. Bu 4.5G midir, 5G midir benim için teknik bir soru ama benim bildiğim sürüm 11 şu an dünyadaki en üst sürüm bu teknolojideki. Bu teknolojinin üzerine de 5G'nin geliştirilmesi söz konusu ve bizim de bu konuda çalışmalarımız oluyor. Bunlarla somutlaştığı zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Peki bu konuyla ilgili muhtemelen çalışıyor RETAŞ. Yani çalıştığını size söylüyorsunuz, önümüzdeki döneme yönelik de ama sizin finansallarınız en azından plan ve hedeflerinize dahil oluyor mu bu projenin getirecekleri veya getirdikleri? Yani nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz önünüze 2015 ve sonrası için? Bu uzun soluklu bir proje. Hı hı. Bizim iş modellerimizi de duruma göre revize ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu iş planları netleştiği zaman, lisanslar verildikten sonra bunun 4G, 4.5G ve 5G olduğu netleştikten sonra bu planları da uygun zamanlarda kamuoyuyla paylaşacağız. Serkan Bey'in sorusu da şöyle, 4G ihalesinin ertelenmesinin RETAŞ lehine yerlilik oranını artıracağını düşünüyor musunuz diye sormuş. Biz 4G LTE Advanced sürüm 11 olarak hazırız. Dolayısıyla hı hı. ihalenin ertelenmesi bizi çok fazla etkileyen bir süreç değil. Peki 2015'in geri kalanına bakalım o zaman. 2015'in geri kalanındaki plan ve hedeflere. Biraz önce siz de satır arasında bahsettiğiniz 2013 yılından bu yana yeni bir modelle, yeni bir yapıyla diyeyim ilerliyor RETAŞ ve 2015 sonuna kadar değil mi hedef konulmuştu. Evet. Böyle bir plan dahilinde ilerliyordunuz. Bu hedeflere ne kadar yakınsınız? Yılın geri kalanı sizce nasıl geçecek? Özellikle seçim sonrası ikinci yarının biraz daha hareketli olacağı iş dünyası için konuşuluyor. Herkes için olduğu gibi. Katılıyor musunuz buna? Yılın geri kalanı ile ilgili plan ve hedefleriniz nasıl şekilleniyor? 2013 yılında koymuş olduğumuz planları 2013 sonunda, 2014 sonunda yerine getirdik. Şu an itibariyle yani birinci çeyrek kapanışı olarak baktığımızda da 2015 yıl sonunu planlarımız çerçevesinde kapatacağımızı öngörüyoruz. Hı hı. Yılın başında vermiş olduğumuz beklenti veya guidance çerçevesinde biz %7'lik bir büyüme öngörüyorduk satış gelirlerinde.
Birinci çeyrek sonunda bunu revize ettik ve %15'e taşıdık. Dolar bazında %15 bir büyüme bekliyoruz. Faiz, vergi ve amortisman riski karlılıkta da yıldan yıla 160 bas puan bir artış bekliyoruz ki de bizi tahmin ediyorum %7 satışa oranına %7 gibi bir EBITDA marjına çekecektir. Dolayısıyla planlarımız çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Seçim bizi nasıl etkiler? Biz buna şöyle bakıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm sırasında en önemli verdiğimiz, en önemli kriter bizim için kayıtlı sipariş miktarını belli bir noktaya taşımaktı. Dolar olarak söyleyeceğim. 2012 yılında 97 milyon dolarlık bir kayıtlı sipariş miktarımız vardı. 2014 sonuna geldiğimizde bu rakam 224 milyon dolara çıktı. Birinci çeyrek sonunda ise 295 milyon dolar oldu. Bu şu demek oluyor, bizim 2014 sonunda 339 milyon dolarlık bir satış gelirimiz var yaklaşık olarak. Hı hı. Aşağı yukarı bir yıllık satış gelirimiz bizim için garanti gibi gözüküyor. Seçimden sonra da piyasada oluşacak hareketler bunun üzerinde bu büyümeyi destekleyecek unsurlar olacaktır bizim için. Kron Telekom'u soran bir izleyicimiz vardı. O taraftaki hemen bulacağım, planlarınız nasıl şekilleniyor diye Alper Topkaya sormuş. Kron Telekom çok nadide bir Türk şirketi. Evet. 2013 yılında imzalamıştınız, evet, değil mi? 2013 yılında bu satın almayı gerçekleştirdik. Bizim için stratejik bir yatırım. %10'luk bir hisse satın aldık. O kadar önemli bir yerde faaliyet gösteriyorlar ki bütün telekom operatörlerinde Türkiye'deki yazılımları kullanılıyor. 2015 ve sonrasında da Kron Telekom'un geliştirmiş olduğu ürünleri NETAŞ'la beraber daha geniş pazarlara yaymak gibi bir hedefimiz var. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Başka satın alma planı var mı bu önümüzdeki dönemde? Şu an masada olan bir şey yok ama bu olmayacak anlamına gelmez. Şartlar, durum, ihtiyaçlar bunu belirleyecektir. Fırsatlara bakıyorsunuz o zaman yani, şu aşamada. Şu an böyle çok aktif değiliz ama herhangi bir fırsata da kapalı değiliz. Peki Fatih projesinde yer almayı düşünüyor mu NETAŞ diye Serkan Temel sormuş. Yer aldı benim bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, bizim için yıl çok iyi başladı Fatih projesiyle beraber. 250 milyon liralık bir ihale kazandık. Bu Türkiye'nin Ankara'nın batısındaki yaklaşık 9500 okulda kablosuz iletişim altyapısının kurulmasını içeren bir proje ve bir çalışmaya başladık. Dolayısıyla Fatih projesinde aktif bir oyuncuyuz. Buradaki bu kontratta 2016'nın birinci çeyreğinde sonlanacak. Bir yıllık bir proje. Bundan sonraki aşamalarında da yine yer alacağızdır. Peki yurt dışı planları nasıl şekilleniyor? %30 dediniz değil mi oran orada? Acaba bundan sonraki dönemde daha fazla işbirliği ya da işte daha fazla yeni sipariş peşine, yeni pazar peşine düşecek misiniz? Şu andaki mevcut varlığınız nasıl şekilleniyor yurt dışında ve bölgede? NETAŞ'ın var olduğu, müşteri tabanının olduğu coğrafyalarda faaliyet gösteriyoruz. Kuzey Afrika, Bangladeş ve Türkiye Cumhuriyetler. 2014 yılında Kuzey Afrika, özellikle Cezayir bizim için çok aktif bir pazar oldu. İki tane çok önemli kontrat kazandık orada. Birisi 64 milyon dolar, birisi yıllık 9 milyon dolar ama 5 yıla kadar uzayabilecek bir kontrat. Bir mobil operatöre bir hizmet veriyoruz orada. Bangladeş'te devam ettirdiğimiz ve takip ettiğimiz fırsatlar var. Kazakistan'da bir şirketimiz var. Oradaki bölgeye hizmet ediyor. 2015 ve sonrası için de bu ülkelerin yanına Kuzey Afrika'da bir veya iki ülke daha katmayı hedefliyoruz ve oradaki projeleri takip etmeye başladık. Bunlarla somut hale geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Türkiye Cumhuriyetler'de büyüme planınız var mı diye Murat Keskin sormuş. Hatta oralar teknoloji olarak müthiş pazar diye de eklemiş. Önemli pazarlar. Kazakistan'daki şirketimizle kontrollü bir büyümeyi takip ediyoruz. Oradaki telekom operatörleriyle ağırlıklı iş yapıyoruz ve onu bölgedeki diğer ülkelere de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıl yüzde olarak ne kadar büyüyecek NETAŞ? Sektörün büyümesinin nasıl olacağını öngörürsünüz içinde bulunduğumuz koşullarda? Bizim son öngörümüz %15'lik bir büyüme yıldan yıla dolar bazında.
Netaş için söylüyorum. Hı hı. Sektörün büyümesi genellikle 3,5-4 mertebelerinde gerçekleşiyor. Bu sene nasıl gerçekleşecek herhalde yine aşağı yukarı aynı oranlarda olacaktır. Ama biz sektörün üzerinde, ciddi olarak sektörün üzerinde büyüyeceğiz 2015 yılında. Hı hı. Başka yeni projeler var mı önümüzdeki dönemde devreye girecek olan, burada bizimle paylaşabileceğiniz? Mesela bu yılı hızlı başladık Fatih projesiyle dediniz. İzlediğiniz, takip ettiğiniz yeni projeler söz konusu mu? Takip ettiğimiz projeler söz konusu ama bunları şu aşamada paylaşabilecek ölçüde bir kesinlik söz konusu değil. O yüzden gerçekleştiği zaman paylaşsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki siz Netaş'ın CFO'sunuz. CFO'lara sormadan göndermiyorum. Yıl sonu büyüme, dolar ve enflasyon tahminlerini, planlarınızı, bütçelerinizi yaparken hangi rakamları alıyorsunuz? Bir rakam alabiliyor musunuz? Tabii o da ayrı bir dert ama. Biz bütçeyi Aralık ayında nihayetlendiriyoruz. Bir daha update etmiyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Tabii. Artık yılda 2-3 kere bütçe yapıyor her şirketler. Her çeyrek biz forecast yapıyoruz. Hı. Her çeyrek bunu önümüzdeki 12 aya yayıyoruz. Hı hı. Bütçe yaparken kullandığımız kur 2.30-2.35 mertebelerindeydi. Ama ondan sonra forecastlerle kullandığımız ve görünümlerle kullandığımız kurları 2.60'lara revize ettik. Hı hı. Ama bugün gördüğüm kadarıyla 2.56 seviyesinde. Faizi %10 diye öngörüyorduk borçlanan faizi. O da %10 ile %11 arasında şu an gerçekleşiyor bizim için efektif olarak. Büyümeyi de kendi büyümemizi %7 olarak belirlemiştik. Sektörde 3,5-4 civarında öngörmüştük. Hı hı. Kendi büyümemizi revize ettik ama sektörün büyümesi herhalde bu ölçülerde olacaktır diye gözüküyor. Bu son günlerde yaşanan hareketi nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle Türk lirasındaki değer kazancını, biz burada piyasacılarla, piyasa oyuncularıyla ne kadar kalıcı, ne kadar değil tartışmaları yapıyoruz ama siz hani reel sektör tarafından bunu nasıl görüyorsunuz diye soracağım ama yanıtınızı, evet buyurun, birazdan Burak Karagöz'e döneceğiz ama buyurun sorunun yanıtını alabilirmişim, daha vaktimiz varmış, buyurun. Çok fazla dinamik var Türk lirası dolar dengesi üzerinde. Fed'in ne diyeceğini hepimiz akşamleyin saat 9-9.30'da bekliyoruz. Oradaki açıklamaların içinde bir kelimenin ne anlama gelebileceği konusunda kafa yoruyoruz. Yani Merkez sizde Bankası... de yeni bir şey yok. Yok, bütün evet. Bunlarla beraber. Merkez Bankası peki ne diyecek diye düşünüyoruz. Peki. Bu şekilde bakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Çünkü çok güzel bir röportaj oldu. Benim açımdan da çok çok teşekkürler.